Yine baharlar gelecek. Bay Kemal sözünden dönmeyin. Bu çalışmıyor mu? Sağ olun. Sağ olun ama hepinizin 20 yıldır beni dinliyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nu hasretle beklediğinizi biliyorum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı yardımcısıyla sizleri buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ben bu Sinop Meydanı'nda çok miting yaptık, çok da konuştuk. Ama böyle bir coşku görmedim. Helal olsun Sinoplulara. Helal olsun. Bu coşkuyu bir devrin sona erişinin kutlu ve mutlu bir başlangıcın heyecanı olarak görüyorum. 81 vilayette de bu coşkuyla Bay Kemal ve Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ve Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu ve Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ve Gültekin Uysal 81 vilayette 86 milyonla et tırnak oldular. 14 Mayıs Kurtuluş Günü hayırlı olsun Türkiye'ye. Sinop'unda tıpkı 54'te 57'de olduğu gibi en cesur kararı, en güçlü başkaldırıyı demokrasi için, adalet için, ahlak için, liyakat için göstereceğinden zerre kuşkum yok. Bugün Sinop'tan tarihimde, siyaset tarihimde ilk defa bu kadar mutlu, bu kadar umutlu ayrılacağım. Hepinize minnettarım. Sağ olun, var olun. Hiç kimse bizden bu kampanyada kaba söz işitmeyecek, tehdit işitmeyecek, hakaret işitmeyecek. Biz 14 Mayıs'ı Türkiye'nin tıpkı Çanakkale'de düşmana karşı tek vücut olması gibi Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, başı açığı başı kapalısıyla, Kuzeylisi, Güneylisiyle hep birlikte 86 milyonun kardeşliğinin ilan edileceği, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşa edileceği bir kutlu karar günü olarak görüyoruz. Kutlu olsun bugününüz. Sevgili Sinoplular, bu seçim diğer seçimlerden farklı, yıllarca farklı durduğumuz, münakaşa ettiğimiz partilerle bir araya geldik. Onların bize, bizim onlara kem baktığımız, hoşlaşmadığımız, itiştiğimiz partilerle bizi bir araya getiren devletin tahrip olmasıdır. Milletin bölünmüş olmasıdır. İnsanlara haksızlık, eziyet yapılıyor olmasıdır. Devletin talan edilmesidir. Ve Türkiye'nin 85 milyonun artık yarısının açlık sınırının altında yaşadığı bir düzenin bu harami düzeninde tesisidir. Devleti soyanlara hep birlikte 14 Mayıs'ta dur diyeceğiz. Ve Türkiye'de helalleşmenin, zenginleşmenin, barışmanın mührünü basacağız ve diyeceğiz ki bizi kimse bölemez, bizi kimse soyamaz. Ekrem Başkan Erfelek'te ve Gerze'de muhteşem bir ilgiyle karşılandı. Dedim onlara, bilirim beni seversiniz ama kıskandım işin doğrusu. İşin doğrusu ama hak ediyor. Hak ediyor. İstanbul'da hakkımı yemem, kimsenin hakkını yemem dedi. Gençliğim var, heyecanım var, geleceğim var dedi. Devlet gücüyle elinden alınmak istenen seçimi, İstanbullunun 16 milyon İstanbullunun iradesini yedirmedi haramilere.
Siz de şimdi Beytülmal'i haramilere yedirmeyeceksiniz. Devletin imkanlarının beşli çetelere peşkeş çekilmesine dur diyeceksiniz. Konser yasaklayanlara, köylüye tarlaya dert ektirenlere, işçinin alın terini vermeyenlere, üniversiteyi bitiren öğrencilerimizi işsiz gezdirenlere hayır diyeceksiniz. Ve hep birlikte haykıracağız. Yaşasın özgürlük, yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyeceğiz. Güzel günler geliyor. Yine baharlar gelecek diye kampanyamızı başlattık. Gerçekten yürekten inanıyorum. Herkesin huzurunun, refahının, mutluluğunun tadına vardığı, hepimizin artık çocuklarımızın gözlerine baktığımızda mutluluk ve umut göreceğimiz bir düzeni kuruyoruz. Şimdiden hayırlı olsun. Bunu kuracak olan da 6 genel başkan ve Türkiye'nin 2 sevgilisidir. 2 sevgilinin biri burada. Biri de Ankara'da Mansur Yavaş. 6 siyasi parti 85 milyonun isteğine uygun olarak 2 büyükşehir belediye başkanıyla demokrasi ve kurtuluş hükümetini güçlendirdiklerini ilan ettiler. Ve ben şimdi sizleri sevgilinizle, Türkiye'nin umuduyla baş başa bırakmak istiyorum. Hemen önce şunu söyleyeyim. Ayancıklılar, Ayancıklar var mı burada? Bayağı. Ayancık'a gelecektik. Akşam da iftarı orada yapacak idik. Bir program değişikliği nedeniyle 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Ekrem Bey'in ev sahipliğinde vereceği bir iftar bu akşama koyulunca Ayancık'a gelemedik. İnşallah Ekrem Bey'i 13. Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak Ayancık'a da, Boyabat'a da, Durağan'a da getireceğiz. Bu da sözümüz olsun. Evet. Geliyor. Gelsin mi? Her şey. Ve sizlere 20 yıllık kardeşimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'yla ve kıymetli eşiyle Dilek Hanım'la baş başa bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.